Selamun aleyküm. Değerli kardeşlerim, herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yani sabahta değil, saat 10 gibi. Şu an neredeyiz? Annemin gençlik yıllarının geçtiği yerdeyiz. Yani annemin mahallesi, annemin toprağı, annemin fındık bahçesi, hissedar olduğu fındık bahçesinin yanındayız. Tabii ki burada da annemin hissesi var, hakkı var, hukuku var. O nedenle buraya da geldik. Bir bakalım dedik. Müştereklere haber verdik. Dedik gelen var mı? Bahçeye girelim. Gelen gelir, gelmeye gelmez diyorlar. Sen hisseni al çık git diyorlar. Ben de şimdilik geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bakım yok, buraya da bakım yok. Herkes öldükten sonra biliyorsunuz haliyle insanlar ne yapıyor? Üstüne düşmüyor bu olayların. Her şey büyükler zamanında. Büyükler gittikten sonra küçükler maalesef hazır istiyorlar. Hazır olacak. İşte benim topladıklarım şu an. Çuvalım burada. Fındığım burada. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerimiz. Ben şu an neredeyim? Az evvel belirttim. Annemin genç kızlık olduğu yerdeyim, topraktayım. Hemen bizim mahallenin bitişiği zaten, aynı mahalle. Orada da bizim tabii ki rahmetli anamdan, annesinden kalan hisselerden toprağımız var. Oradayım. Orada da bir miktar, çok az bir şey, bir hakkımız vardı. Hakkımız derken fındık yok. Onu topladım. Şimdi gitmek üzereyim. Şu gördüğünüz yerler yukarı doğru. Bak yukarıda beyaz bir ev var. Bilmiyorum, güneş vuruyor şu an bana. O evin yan tarafı bize ait. Bize vermeyi düşünüyorlar annemle iki bacıya. Yani annemler altı kardeş. İkisi erkek, ikisi kız, dördü erkek. İki bacıya şu beyaz evin yanındaki 700 küsür metrekare yeri vermek istiyorlar. Biz de buraları istiyoruz. Şuraya bak, yolun kenarı hemen. Hemen arabamız da burada. İşte buraları istiyoruz. Bakalım anlaşabilirsek, olmazsa orayı da alma ihtimalimiz var. O beyaz evin sahibi de orayı bize satmalarını istiyor. Yani ben satın alırım diyor. Bakalım gelişmelerle ileride birlikte olacağız. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben şu an annemin orada, o doğduğu büyüdüğü topraktayım. Az evvel gösterdim size. Orada da bir belediye buraya bir bank koymuş, oturuyorum. Fındık fazla yok arkadaşlar, kardeşlerim. Bu sene hem benim bahçede hem bu bahçede. Yani burada altı kardeşler ama bir iki kişi geldi. Onlar da fazla değil. Bir iki sepet topladılar. Çerezlik gittiler. Ben de 200 sepet topladım. İşte en son elimdeki gösteriyorum size. Bu fındık. Şimdi onu da şeye koyacağım, arabaya. Böylece bu bahçede bitmiş oldu. Burası da bizim anne tarafından yurdumuz. Arkamda görmüş olduğunuz fındık bahçeli. Burası parsel. 300 küsür metre. Bu taraf 300 küsür metre. O taraf. Buralardan iki bacıya burayı verin diye dayı çocuklarıyla konuştuk. Ama onların da tabi evi olmayan yerler var. Tabi erkek çocuğun çocukları. Onlar da İzzet Bey, biz burayı bize ver. Siz iki bacı yukarı alın. Orada biraz daha fazla, hatta miktarda iki parselin toplamı 700 küsür, 740 falan. Burası 600 küsür, orası 740 metrekare. Büyük ihtimalle orayı alacağız. Teyzemin çocuklarıyla görüştükten sonra. Gece saat 2:30 arkadaşlar. Uyuyamadım, uyku tutmadı gözümü. Mutfağa geldim, meyve yiyeyim dedim. Karpuz yiyecektim aslında ama kiraz daha kolayıma geldi. Bir tabak kiraz çıkardım, masaya oturdum. Bu camı da böyle açık bırakmıştım. Storu yukarıya kaldırmıştım çünkü fındık var diye. İzzet bugün fındığı bitirdi. Geldi eve. Şuraya sermişti. Bakın şu martılara yiyecek attığım, ekmek attığım yere sermişti. Boydan boya gördüğünüz gibi. Sonra birdenbire evin içine bir ışık vurmaya başladı. Allah Allah, araba ışığı zannettim, araba farı zannettim.
Ama Arafa para olmadığını gördüm. Sonra dikkatimi çekti. Şöyle bir gökyüzüne bakayım dedim. Gökyüzü yarılmış, böyle evin içine doğru ışık vuruyor. Ay, şu görmüş olduğunuz ışık bakın. Allah esirgesin şimşek. Sel havası var. Hemen İzzet'i uyandırdım. İzzet dedim. Kapsül fındığa bir şey olmaz dedi ama yine de her an her dakika bir sel olabilir endişesiyle İzzet uykudan uyandı, onu uyarttım, geldi aşağıya indi. Şöyle üzerine topladı fındığı, üzerine de şimdi şurada komşunun tahtaları var. O tahtaları götürüyorlar, köye götürüyorlar kırıp kırıp. Köyde evleri var, yakıyorlar sobada. Oradan aldı tahtaları, taş bulamadık çünkü. Üzerine kapatmayı, keşke taş ayarlasaydık gündüzden. Ben geleyim mi dedim, yok ben yaparım dedi. Ört hemen kaldırdı. Muşambayı şimdi sıkı sıkı kapatıyor ki içine su gitmesin diye. Kapsül fındığa hiçbir şey olmuyormuş arkadaşlar, olmuyor yani. Önemli olan içi açıldıktan sonra fındığın dışarıda kalmaması. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Çeç olduğu zaman fındık dışarıda bırakılmıyor. Geceleri toplanıyor. Gündüzleri seriliyor. Önemli olan çeç olunca bırakmamak dedi. Kapsül fındığa dedi, yağmur da yağsa hiçbir şey olmuyor dedi. Ama yine de tedbir amaçlı İzzet Bey kapattı. Gördüğünüz gibi. Yarın tekrar hava iyi olursa açacak Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olsun inşallah. O kadar emek verdi, tek başına topladı bu fındığı. Gördüğünüz gibi bir yandan kapatıyor. Ben de bir yandan gökyüzünü takip ediyorum. Allah korusun. İyi ki bu, ben hani fındığı gözetleyeyim gidip gelip bakayım diye bu camı, storu yukarıya kaldırdım. Mümkün olduğu kadar ışık yakmamaya çalıştık yani bu akşam evin içi görünmesin diye. Şu şekilde Defne de uyandı, geldi. Anneanne diyor, iyi ki mutfağa gelmişsin, görmüşsün dedi. Allah gönderdi kızım beni dedim. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbi. Allah'ım cümlemizin, hepimizin malını emek vererek harmana koyduğumuz mallarımızı, Allah'ım fındığımızı sen koru ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Yarına erişmek üzere. Şimdilik kamerayı kapatıyorum. Ben uykuya arkadaşlar. İzzet gelir şimdi. Tamamen kapattı. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi fındığımızı sağlam temeller altına aldık. Allah'ım korusun, yüce Rabbime emanet olsun inşallah. Az önce çok kötü şimşek çaktı. Evin içine girdi. Ay ya, bakın arkadaşlar. Ay, o kadar kötü, o kadar feci. Allah'ım sen esirge yağmurdan, selden, ya Rabbi depremden. Bir yandan deprem olurken bir yandan da Karadeniz bölgesinde sel riski gene başladı arkadaşlar. Gecenin bu saatinde hala uyuyamadım. Böyle içime bir sıkıntı gibi bir şey vurdu. İyi ki gelmişim mutfağa. İyi ki. Yoksa uykuya dalardık. Aynen öyle fındık suyun içinde belki de daha kötü yağardı. Allah korusun. Allah esirgesin ya Rabbi ya Resulullah. Bu aylarda yani bu sel felaketi Türkiye'mizde genelde Ordu, Karadeniz bölgelerinde oluyor. Geçen sene de olmuştu. Allah'ım yine de gösterme ya Rabbi. O kadar emek verdi, tek başına topladı. Gördüğümde şu köşedeydi şimşek. Az önce şurada. Sanki fotoğraf makinesinden flaş patlatır gibi öyle bir ışık vurdu ki eve. Ben önce dedim ya, araba ışığı zannettim, araba farı zannettim ama baktım araba sesi falan yok. Bu ışık nereden geliyor, kim? Böyle bir dışarı bakayım dedim. Anca o zaman gördüm ışığı arkadaşlar. Allah'ım sen esirge ya Rabbi. Ay bak, şurada çaktı şimdi de. Ah, şurada şurada. Allah esirgesin, çok korkuyoruz.
Allah'ım deprem olan bölgelere de çok geçmiş olsun. Allah'ım beterinden korusun Türkiye'mizi, dünyamızı, herkesi. İnşallah. Tekrardan hepinize günaydınlar. Ben sabah erkenden kalktım arkadaşlar. Gece hiç uyuyamadık. Saat 3.30-4 gibi yattım. Devamı takip ettim. Hava yağacak diye çok korktum. Ama yağmadı. Çok dua ettim. Allah'ım inşallah yağmaz dedim. Orada da sel oluyor arkadaşlar. Çok yağıyor. Fındık zamanları daha da çok yağıyor. Ben o yüzden tedirgin uyudum gibi bir şey yani. Uyuyamadım daha doğrusu. Yine İzzet gitti. Onun anne tarafında da var fındık. Oraya toplamaya gitti. Bozukkale'ye gitti bugün. Hava açmış. Çok güzel bir hava var. Allah'ım dualarımı kabul etti. Nereye yağdı, nereye etti ben hiç bilmiyorum inan ki. Haberleri izleyeceğim. Erkenden kalktım. Erkin'le Defne'ye kahvaltı hazırlayayım dedim. Milföy gözleme yapacağım. Defne çok seviyor milföy gözlemeyi. Erkin'e de omlet yapacağım. Beyaz peynirli omlet çay hazırlığı yapacağım şimdi. Oturup el işi yapacağım. Çok değişik bir örnek başladım. Daha önceleri de yapmıştım. Nazarlı örnek. Ona devam edeceğim bugün. Zorlu bir dönem bizi bekliyor. Hem el işi yapıp hem de eşime yardımcı olacağım arkadaşlar. Bu fındık burada şimdi kuruyacak. O yeşilde görünen yerler patoza gidecek kuruduktan sonra. En az yani çok güneş olursa belki 3-4 günde de kurur. İnşallah hava yağmaz. Bu dönemde Allah'ım tüm fındık üreticilerinin, herkesin, tüm üreticilerin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah Allah'ım herkesin emeğinin karşılığını versin. Yüce Rabbim çok zor gerçekten. Fındık zamanı gelince bizde de böyle bir korku oluyor. Elimiz yüreğimizde çok yağmasa. Bu dönemde yağsa bile şu anda üzerinde fındığa bir zararı yok. Önemli olan patozdan geldikten sonra çeç olduğu zaman yağmaması. Allah'ım esirgesin ya Rabbi. Yüce Rabbim yüzümüzü kara çıkarma ya Rabbi. Allah'ım zorda bırakma, darda bırakma. Bir senesi çok sel oldu. Herkesin fındığı selde gitti, kayboldu. Allah'ım o günleri gösterme ya Rabbi. Yüce Rabbim Allah'ım inşallah hayırlısıyla emeklerimizin karşılığını almak nasip et ya Rabbi. Ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Omlet yapacağım ama çocuklar uyuyorlar. Sessiz sessiz yapmaya çalışacağım. Birazdan uyanırlar. Onları da doyurduktan sonra el işi yapacağım arkadaşlar. Fazla bir işim yok. Dün ben temizlik yaptım. Mutfağın camını sildim. Bakın bu camı sildim. Erkin'in odasının camını sildim. Evi süpürdüm. Halıları kaldırdım. Fındık zamanı diye halıları hep kaldırdım. Kirçik kirçik halılar pis oluyor. Yerde şu anda halı yok. Dün kek yaptım. Size gösteremedim. Bu kadar kaldı kekten. Şöyle İzzet'e de koydum. Fındık bahçesini o da götürüyor. Kızartma falan yaptım. Ona hazırladım. Yoğurdu çok seviyor. Köy yoğurdu. Yoğurt koydum. Bir kavanoz. Kızartma yaptım. Pilav koydum. Çok seviyor. Termos var bende. Termos çok güzel. Taze ve sıcak tutuyor her şeyi. Soğuk su koydum. Çay koydum termosa. Piknik sepetine koydum. Verdim ona da. Aç kalmasın diye. Bahçelerde kendine baksın diye. Ben de hastayım diye beni götürmüyor. Astım ve nefes darlığı hastalığım var. Bana oturmak iyi geliyor arkadaşlar. Oturduğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Akşamdan evimi derli toplu bıraktım. Gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl. Çünkü gece saat kaçtı işte kalktığımda. 2.30-3'e geliyordu. Kiraz yemeye kalktım. Kendimi böyle biraz aç gibi hissettim. Gece dedim hani kilo aldıracak bir şey yemeyeyim. Meyve yiyeyim dedim. İşte böyle gördüm havayı da çok moralim bozuldu ama Allah bana acıdı. Allah'ım ya Rabbim sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin ya Rabbi. Bu ağaç var ya arkadaşlar. Ihlamur ağacı. Çok güzel ıhlamuru oluyor şu ağacın. İkili olanın. Yan yana ikili olan. Oradan ıhlamur topluyoruz. Kışlık ıhlamurlarımızı yapıyoruz. Bu da Kasım patlı. Kasım'da açıyor ama bilmiyorum her mevsim açıyor bu çiçeğimiz. Ne ismi ne bilmiyorum ama Kasım patı diye yazmışlardı bir dönem. Ben yine göstermiştim videolarda. Öyle balkonumun camını açtım. Çiçekler hava alsın diye. Şimdi çiçeklerimi de sulayacağım. Onlar biraz kuru gibi geldi toprağa. Onları da suladıktan sonra
Ay, hazırlıklara başlayayım. Hadi bana kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek güne başlayalım. Evet can bacılarım, kızlarım, aşk kuşlarım. Ani bir fikir değişikliğiyle kahvaltı hazırlığına başladım. Çocuklarım ne istiyorsa onu yapacağım. Behlül'ün en çok sevdiği kuymak. En ince ayrıntısına kadar sizlere anlatacağım. Ve Erkin'in de en çok sevdiği menemen. Bugün kahvaltıda gördüğünüz üzere menemen ve kuymak var. Önce domateslerimi yıkadım, süzgeçten geçirdim. Bir tane biber, bir baş soğan koyuyorum ben. Menemene daha lezzetli oluyor soğanlı menemen. Aslında menemene soğan koyulmaz arkadaşlar. Kabuklarını soydum. Soğanı da soydum. 2 diş sarımsak soydum. Hazır vaziyette yıkanmış, tertemiz süzgeçte suyunu süzdürdükten sonra şimdi doğramaya başladım. Domateslerimi ince ince seri bir şekilde doğradım. Ortadaki sert bölgesini aldım. Gördüğünüz gibi hiç hoş görünmüyor menemende. Mutlaka alırım o gördüğünüz orta yerdeki kök kısmını domatesin. Çok sert oluyor çünkü. Domatesler bu sene hiç güzel değil arkadaşlar. Rengi sivri domates kullanıyorum genelde bu dönemde ama rengi kırmızı değil. Açık pembe renginde. Çayımı da demliyorum şu anda. Çayı yıkayarak demliyorum ben. Az önce yıkarken gösteremedim sizlere. Yıkayıp süzdürdükten sonra üzerine kaynamış sıcak suyu koydum. Bir müddet yıkadıktan sonra suyun buharında, alt buharında üst demlikteki çayı bekletiyorum. Daha lezzetli oluyor çayınız. Sarımsakları da ince ince elimde kıydım. Seviyorum ağzıma gelen sarımsağı. Bazıları sevmez ama biz seviyoruz. Sorun yok yani. Ev halkı dese ki bu sarımsak niye ağzıma geldi dese o zaman rendelerim. Hepimiz bu durumdan memnunuz yani. Soğanları da elimde küçük küçük doğradım. Gördüğünüz gibi soğan menemensiz daha çok yapılıyor. Herkes öyle yapıyor ama menemene soğan koyulmuyor genelde. Ama biz seviyoruz. Oğlum da seviyor. Bir küçük tereyağı koydum. Biraz da zeytinyağı koydum. Sahanım ocakta yağı kızdırdım. Püf noktası yağı hafif bir şekilde kızdırın. Üzerine doğranmış soğan, biber, ince biber, yakmayan biber ve sarımsak. 2 diş sarımsak. Kızdırılmış yağda güzelce kavurun. Üzerine 1 çay kaşığı pul biber, biraz da karabiber. İsterseniz kırmızı tatlı toz biber de koyabilirsiniz. Kısık ateşte, hafif kısık ateşte, çok da değil, kavurdum. Üzerine doğramış olduğum domateslerimi ilave ettim. Bu yılki domateslerde fazla su yok. Acaba neden? Bilmiyorum. Alıyoruz gözümüz kapalı. Ama her sebzede, her yerde sahtelikler var. Biraz tuz ilave ettim. Yiyoruz gözümüz kapalı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya kendimiz üreteceğiz. Belli bir bahçemiz olacak. Domatesimizi, sebzemizi, salatalığımızı, her şeyimizi ilaçsız, hormonsuz, gübresiz ya da mecburen almak zorundayız. Şimdi kuymak yapıyorum. Menemeni arka tarafa kısık ateşe attım. Domatesler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte ağzı yarım bir şekilde bekleyecek. Bol tereyağı koydum kuymağa. Menemenin özelliği kaşığın, tahta kaşığın sert tarafıyla domatesleri mümkün olduğu kadar ağza gelmeyecek şekilde ezin. Yağı kızdırdım, tereyağı ön ocakta. Bir arka tarafı yapıyorum menemeni, bir ön tarafta kuymak yapıyorum. Defnem özellikle akşam istedi anneanne bana kuymak yapar mısın? Yaparım kızım, hatta saat 11 gibi anneanne keşke şimdi olsa da yesem dedi. Ve sabah erkenden kalktım. Defnem için kuymak yapıyorum. Çok seviyor çünkü. Kaşar peynirim bitmişti. Az vardı. Geçen de yaptım kızım geldiğinde o çok güzel uzamıştı. Çünkü bol kaşar peyniri olması gerekiyor uzaması için. Bu biraz fazla uzamayacak. Az uzayacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Sabah sabah şimdi markete de gidemem. Şimdi üzerine bir kase mısır ununu koydum.
bir kasede su koydum. Aynı kaseyle ama bu su yetmeyecektir, koyulaşacaktır. Tekrar su ilave edeceğim. Toplam 2 kase olacak. Bir kase mısır ununa aynı kaseyle 2 kasede ılık oda sıcaklığında bekletilmiş su olması gerekiyor. Sıcak su koyulmuyor arkadaşlar. Yoksa pıhtılaşır mısır ununuz. Kolay kolay pürüzsüz bir hale getirmek için bayağı bir uğraşırsınız. Ben hatta çırpıcı kullandım şu anda. Küçük olduğu için sahanım, çırpıcı kullandım ve hallettim. Problem, sıkıntı yok. Mısır unu pürüzsüz hale gelmiş durumda. Ve şimdi tahta kaşıkla beraber tekrar ezmeye başladım. Tekrar böyle gördüğünüz bir şekilde mısır unu o kadar güzel kavrulması gerekiyor ki kısık ateşte. Sizler hızlı olarak izlediniz. Ben 15 dakika kısık ateşte normalde kavurdum. Gördüğünüz gibi kaşarı koydum üzerine. Kızım geldiğinde kullandığım kaşar çok güzel uzuyor. İzzet'e söyleyeceğim, aynı kaşardan tekrar alsın. Arka tarafta şimdi gördüğünüz gibi menemenin domateslerini kaşığın ters tarafıyla bayağı bir ezdim. Ağza gelmesin diye. Evet, bir, iki tane de yumurta ilave ettim. Gördüğünüz gibi. Şimdi yumurtayla beraber kısık ateşte bekleyecekler. Ben o arada tekrar kuymağıma bakacağım, erimiş mi diye. Biraz zor erimesi, biliyorsunuz kalın attığım için. Aslında kalın daha güzel uzuyor, o yüzden kalın attım. İnce attığınız zaman tel tel uzuyor. Kalın attığınız zaman daha kalın kalın uzuyor. Kuymak şov yapmıştım, kızım gelmişti bir önceki kahvaltı hazırlığımda. Orada çok güzel olmuştu, bol koymuştum kaşar peynirine, o yüzden güzel olmuştu. Şimdi biraz daha bekleyecek. Tamamen beklerse daha da çok uzar. Kahvaltı masam hazır. Şimdi Defne'mi, oğlumu, eşimi uyandıracağım. Bugün fındık toplama işi bitti arkadaşlar. Son gün. Kapıda gördünüz zaten. Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi arka odaya geçtik. Klimayı açtık. Ön klimayı kapattık. Arka klimayı açtık. Defne, İzzet abiniz dinleniyorlar. Defne müsait değil. İzzet abiniz de müsait değil. Bakın ben Defne'ye ne öğreteceğim bugün teyzeleri. Defne'ye bugün fasulye yemeği öğretiyorum. Çok meraklı zaten. Sabah kuymak yaparken de onun için çektim. Anneanne ileride ben senin kanalını açarım. Oradan öğrenirim diyor. Çok seviyor kuyma. Şimdi fasulyeyi ayıklarken de gösterdim ona. Fasulye biraz enlice bir fasulyeydi. Ortadan ikiye kestim. Kızım beni izleyecek ileride. Bu kanalı açacak. Öğrenecek benden Allah izin verirse. Böyle küçük küçük doğruyorsunuz. Ortadan ikiye bölüp ondan sonra bol suda, sirkeli, beyaz sirkeli suda biraz bekletiyorsunuz ve süzdürüyorsunuz. Süzdürürken böyle dibinde fasulyenin içindeki tanecikler kalıyor. Onları kesinlikle atmıyorsun dedim Defne'ye. Böyle süzgeçte kalsın. Üzerine de soğan soydum. Domates kabuklarını soydum. Onları da yıkadım tabii ki. Yıkadıktan sonra elimde küçük küçük doğrayacağım. Ve Defne de şu anda dinliyor beni. Ve üzerine ilave edeceğim. Aslında fasulyeyi bazen ben kavurarak da yapıyorum. Ama böyle de aynısı oluyor. Aynı tat oluyor. Çünkü su koymuyorum arkadaşlar. Ben zeytinyağlı fasulyeyi pişirirken kesinlikle kendi saldığı suyla pişiriyorum. En son dakikaya kadar. En son 10 dakika içinde fasulyeler kendi suyunda piştikten sonra üzerine sıcak su, üzerine gelecek kadar sıcak su koyuyorum. O zaman çok güzel oluyor. Yani fasulyenin özü, yemeği kendi suyuyla pişer. Eğer ki kendi suyu yeterli olmazsa tabii ki üzerine çok olmayacak bir şekilde, çorba gibi değil, koyu olması gerekiyor. Çatala gelmesi gerekiyor. Kuru, biz öyle öğrendik fasulye yemeğini. Benim rahmetli annem yapardı, böyle yapardı. Çiğden yapardı. Bazen de kavurarak yapardı. Şu görmüş olduğunuz soğanı, domatesi doğrardı. Kavururdu, zeytinyağı ve salçayla birlikte kavururdu, üzerine koyardı, sonra tekrar kendi suyunda kavura kavura pişirirdi. Öyle de oluyor, böyle de oluyor. Zamanınız kısıtlıysa eğer, yapacak başka işleriniz varsa böyle yapın. Daha pratik, daha kolay, daha da lezzetli oluyor. Aynen kavrulmuş gibi oluyor. Ben şimdi, Defnem beni dinliyor, İzzet abiniz de dinliyor. Onlar şimdi yanımdalar, kıyafetlerim
Müsait değil. Benim de öyle tabii ki kıyafetim müsait değil. Sıcak olduğu için evde ben de sizler gibi geziyorum. Ay, nefes nefese kaldım. Hemen yemeği yapmaya devam. Şimdi televizyonumuz açık. Şöyle göstereyim. Bütün işlerimizi yaptık. İzzet abiniz evi süpürdü bugün. Dinlendi, öğleye kadar uyudu hemen hemen. Ondan sonra kalktı, evi süpürdü. Fındığı üzerine açtı. Fındık kuruyor. Yani inşallah yağmaz. O gece dua ettim. Biliyorsunuz fındığım videonun başında gördünüz. Dua ettim. Allah'a çok şükür olsun. O gece yağmadık. Çok korktuk sel olacak diye. Yağmış da o kadar yağmış. Yani bizim buraya hiç yağmamış. Başka yerlere yağmış arkadaşlar. Sabah kalktım ben, kupkuru her yer, yağmur yok. Bizim bu tarafa yağmamış, başka yerlere yağmış. Ondan sonra 11. Şimdi işlerimiz bitti. Çamaşırı topladım, ha onu söylemedim. Bulaşık makinesini dizdim, yerleştirdim tertipli, düzenli. Sıra sıra çamaşırları topladım arka balkondan. Kurutma makinesini kullanmıyorum. Havalar çok sıcak, zaten kuruyor ipte. Her gün çamaşır hiç bitmiyor. Allah ne bileyim, bu yaz döneminde biz kadınlara kuvvet versin, sağlık versin yeter ki. Her gün ütü, her gün çamaşır hiç bitmiyor. Sürekli değiştiriyoruz terlediğimiz için. Bir de fındık topladığı için bayağı bir kıyafet birikti. Halıları bile kaldırmıştım. Şu anda ne işim var benim? Zeytinyağlı fasulyemi yapacağım. Halılarımız çırpmıştım ben. Çırpmıştım o halıları şimdi. Hava güzel olursa dış taraftaki ip de havalandıracağım. Fındıktan sonra sereceğim. Çünkü gir çık gir çık bayağı bir fındık işi var. Fındık toplamakla bitmiyor. Asıl iş şimdi başlıyor arkadaşlar. O zaman kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler olsun. Ne de yaptım arkadaşlar. Şimdi kahveyi de içiyorum. Çok acı oluyor diyor. Bir tane kesme şeker koydum. Çok acı gerçekten. Mehmet Efendi kahvesi. Suyum da burada. Ara sıra suyu da atış, hani suyu hiç ihmal etmiyorum yaz döneminde. Çünkü vücudun suya ihtiyacı var. İzzet abiniz balkona geçti şimdi. Kumandası orada duruyor. Burada yatıyordu az önce. Mutfağa gitti, çay koydu kendine. Balkonda çay içiyor şu anda. Defne'yi azıcık yandan göstereyim teyzelere. Anneanne diyor, saçım başım güzel değil, beni gösterme diyor. Orada benim oya malzemelerim var. Oya yapıyorum. Defne'nin olduğu yerde. Defne bir el salla. El salla, el salla. Müsait değilim anneanne dedi. O yüzden çekmiyorum. Niye de anlatıyorum, size de söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi üzerine fasulyenin içindekiler kaldı dedim ya. Elimden geldiği kadar onları da koydum içine. Soğanı ve domatesi, kabukları soyulmuş domatesi küçük küçük elimde doğradım. Şimdi Defne'ye dedim, bak ne koyacağım şimdi üzerine dedim. Hatta pişirirken bile daha teferruatlı bir şekilde ona da anlatacağım. Zeytinyağlı fasulyenin tarifini. Şimdi zeytinyağımı aldım geldim. Bu tarafta Defne'm rahatsız olmasın diye. Mutfağa git gel git gel. Mutfak çok sıcak yalnız. Oraya da Çok klima sıcak. açmam lazım. O yüzden burada yapayım dedim. Hep beraber aynı klimanın altında olsun diye. Zeytinyağlı fasulyenin özelliği arkadaşlar zeytinyağı ile yapılmasıdır. Asla tereyağı koymuyoruz. Çok az akıyor yalnız bunlar. Şöyle her tarafından eşit gelecek şekilde zeytinyağı döküyoruz. Eğer ki tereyağı koyarsanız bu zeytinyağlı fasulye olmaz Defne. Ne olur biliyor musun? Fasulye yemeği olur. Yemekteyim annem zaten. Yok, bu zeytinyağlı fasulye yemeği. O zaman normal fasulye yemeği olur. Zeytinyağlı olmaz. Zeytinyağlı olmaz. Evet. Zeytinyağsız olur. Şimdi üzerine de şöyle bir kaşık tatlı kaşığı domates salçası veya biber salçası. Tatlı biber salçası koyabilirsiniz. Benim biber salçam bitti. Ben domates ve tatlı biber salçası koydum. Bu kadar yeter. İzzet abiniz öksürüyor. Çünkü yoruldu. KOAH hastası olduğu için fındıkta yoruldu. Bundan sonra dinlenmesi gerekiyor. Ama gene de bana yardımcı oldu. Kaç gündür ben yapıyordum evin işini. Böyle salçamı da boşaltamadım kabına. Çünkü karışık koyuyorum ben. Tatlı biber salçası ile ikisini karıştırıp koyuyorum salça kutuma. Şu anlık tek olduğu için boşaltmadım. Tatlı biber salçam geldiği zaman ikisini bir araya Karıştıracağım salça kabıma
koyup karıştıracağım. Aralarına da bir kaşık mesela şey koyacağım. Karıştırıp da koyuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Defne de duysun. İkisine bir salça kabına boşaltalım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı tatlı biber salçası koyup böyle üst üste aralarına tuz ve zeytinyağı koyuyorsunuz. Öyle muhafaza ediyorsunuz. En üzerine de tuz ve zeytinyağı koyup kapağın ağzını sıkıca kapatıp dolapta muhafaza ediyorsunuz. Defnem de bu arada duymuş oldu. Salça nasıl muhafaza edilir diye. Tuz ve zeytinyağı üzerine koyduğunuz zaman salçanız kötü olmaz. Ben şimdi bunu ocağa götürüyorum. Ağzı kapaklı bir şekilde kısık ateşte kendi suyunu salana kadar pişiriyorum. Bastıra bastıra söylüyorum. Defne balım da duysun. Kısık ateşte. Kesinlikle altı açılmayacak. Kolay olduğu için bu tarifi verdim Defne bal kızıma. Sizlere de bilmeyenler için de teferruatlı bir şekilde zeytinyağlı fasulye yazın en çok yenilen yemeğidir. Çok da sağlıklıdır, faydalıdır. Ayrıca çok pahalanmış. Kilosu kaç lira İzzet Bey? 40 lira. 40 liraya almış İzzet Bey fasulye. Aslında 45 de bana 40'a verdiler. 40 liraya alınmış. Çok pahalı, her şey pahalı. 1 kilo fasulye bize bir gün yetiyor. Herhalde kalabalık ailelere Allah'ım sabırlar versin. Amin. Allah'ım güç versin. Bize kalabalık sayılırız ama o kadar değil. 4 kişilik bir aileyiz. Kızım da geldiği zaman 5 kişilik oluyoruz. Ama 10 kişilik aileler var, 8 kişilik aileler var. 1 kilo değil 2 kilo yapsa yine yetmez. Allah'ım hepimize kolaylıklar versin. Cümlemize inşallah. Evet, sadece başıma bir eşarp taktım, karşınıza geldim. Benim can bacılarım, aşk kuşlarım, kızlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah'ım iyiliğinizi, dirliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Yüce Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu sıcak havalardan Allah'ım hepimizi sağ salim çıkarmak nasip etsin inşallah. Kalıtsal hastalığı olanlar, benim gibi astım, nefes darlığı, alerjik astım hele çok zorluyor. Tansiyon hastalığı, benim kalıtsal hastalıklarım bunlar. Çok dikkat edin, kapıya çıkmayın. Önemli bir ihtiyacınız olmadığı müddetçe kapıya çıkmayın. Allah korusun, ani bir kalp krizi insanı çok kötü yapıyor, kurtuluşu yok. Allah'ım felaketlerden, bu hava şartlarından cümlemizi korusun inşallah. Zeytinyağlı fasulyemi ocağa koydum. Can bacılarım, aşk kuşlarım, kızlarım. Ah, sizleri çok özledim. Kaç gündür videolarınıza çıkamadım. Bugün de çıkmazsam üzülürsünüz. Videonun sonuna kadar izleyin, izleyin. Şükran ablam yok dersiniz. Şöyle şu tabureye de İzzet Bey otursun. Şöyle ben diyor olmadan mı çıkacağım diyor. Ben de dedim ki evet sen olmadan çıkacağım dedim. Kambersiz. Ama bugün bir uyumsuzluk olmuş kıyafette. Kambersiz düğün olmaz. Neyse modayı ben takip ediyorum. Kıyafetleri ben takip ettiğim vallahi için kendi haline giyinmiş. Evet. Az geri atar mısın kendini? Şöyle kalk bakayım. Hiç bilmiyorsun İzzet Bey ya. Ama şöyle otur. Görünmüyorum ha, ki. Öyle otur. Görünürsün. Bak şimdi ne güzel. Nasıl göründü? Yandan göründü. Evet, hiç bilmiyor. Diyorsun. Kamera nasıl olur, nasıl vallahi iyi çıkarım. Bilmiyorum. Ben dobra adamım. Fındık ben sade adamım. Fındık bahçesinde bile kendini almış kamerayı böyle olduğu gibi yüzünü yakın çekim yapmış. Yakın çekim güzel çıkmıyor diyorum. Az şu kamerayı tutarken usta ol. Benim gibi ol. Beraber çektik 6 yıldır bu işi beraber yapıyoruz. Ama nedense erkekler bayanlar gibi olmuyor. Yine de iyi başarmışım ama. Yine de yapmışım. İlk defa yapıyorum. Selamun aleyküm bu arada. Değerli hocalarım, evet. Değerli kardeşlerim, değerli kızlarım. İyisinizdir daha. Rabbim herkese iyilik, huzur, sağlık, mutluluk, geçinebileceği kadar da para versin. Amin. Allah'ım hepinizden razı olsun. İki vloktur beni izliyorsunuz. Bıçak da burada kalmış. O nedenle sizlerin evine ben misafir oldum. Hepiniz bana destek vermeye çalıştınız. Rabbim başımızdan sizleri eksik etmesin. Hepiniz bizler için iyilik meleklerisiniz. Hepiniz ayrı ayrı bizim için önemlisiniz, değerlisiniz. Ne iyi ettiniz de Şükran'ın bacıları oldunuz, kızlar oldunuz. Ben de sizleri bir kardeş, bir abiniz olarak seviyor ve sayıyorum. Rabbim bildiğimizi, dildiğimizi bozmasın. Evet efendim, ben bahçede genelde bir takım sorunlardan bahsettim. Fındığın ne kadar zor olduğunu sizlere göstermeye çalıştım. Hakikaten bir ocak diyoruz. Bir ocakta tahminen
8-9 dal var. Bir ocağın 8-9 dalı aşağı indiriliyor, yani çekiyorsun. Kırılmıyor, onlar basit değil öyle. O kadar kırılacak bir hassas ve devrek dallar değillerdir. Dolayısıyla orada her dalı tek tek toplayarak bir ocağı bitirmiş oluyorsun. Ondan sonra geçiyorsunuz öbür ocağa. Ay yeter artık, midem bulandı, fındık fındık. İki videodur yok, fındık bazı, sohbeti ya. Bazı arkadaşlar, kardeşlerim, Allah Allah. Merak ediyor bazı arkadaşlar. İki videodur sen konuşuyorsun. Bugün müsaade et de ben konuşayım. Yok biraz ya. Daha onu da tam konuşamadım, onu da söyleyeyim. Allah Allah. Dolayısıyla, hiç konuşması bitmez. Dolayısıyla arkadaşlar. Ben de size bunu gösterecektim. Bakın. Selam'ı göster, reklamlar gibi orada arada göster. Nazar boncuklu havlu kenarı. Bircan kızıma yaptım ben bunu. Hediye yaptım. Helal hoş olsun. Evet. Güle güle kullandınız. Zaman olursa Filiz kızıma da yapacağım. Aynur kızıma da yapacağım. İnşallah. Annesine de yapacağım. Allah yar ve yardımcın olsun. Amin. Dolayısıyla arkadaşlar, kardeşlerim, fındık toplamak. Bakınız yani her tarafımız yara bere, örümcek var, karınca onları var, böcek, ne gerek var, yılan var, şu yılan var, bu var. Dolayısıyla aynı şeyleri görüyor, dolaşıyor, aynı yere geliyorsun. Dolayısıyla en son hükümete geldi. Senden yani bu kadar şey fındık sohbeti beklemiyorlar. Bekliyorlar. Şimdi yeter iki videodur sen konuşuyorsun. Biraz da ben konuşayım ya. Arkadaşlar şimdi hep aynı konu, hep aynı konu. Fındık fiyatı açıklanmadı biliyorsunuz. Onu söyle. Yakında açıklanacak büyük geçmiş ihtimalle. Geçmiş videolarda anlattığını söyleme hayatım. Ha, tamam, onu anladım. Söyle. Birkaç gün içinde fındık mevsimi çünkü hemen hemen toplanıyor. Bitmek üzere çoğu yerler ve satılmak üzere. Satılırken fiyat belli değil. Eski fiyat şu anda belli. Yeni fiyatı inşallah hüküm. Kusura bakmayın, ben mecburen söylemek zorundayım. Çünkü benim için zaman çok önemli. Aynı şeyleri söylerse benim zaten 20 dakikalık bir video çekmişliğim var. O da oraya gidecek. O da oraya gidecek. Şimdi 20 dakika daha sürerse video bir saate çıkar. Şimdi benim izleyen takipçi bacılarım diyeyim yani, kardeşlerim, aşk kuşlarım hepsi gurbette. Gurbetçi bacılarım, kızlarım gurbette. İnterneti yok. Çoğu tatilde. İnşallah hükümetimiz. İnternet yok. Abla 15 dakikalık çek ne olur diye bana yalvarıyor Dürdane bacım. O da şeye gitmiş. Tatile gitmiş. Tatil dediğim o sıcak su termal otellere gitmiş. Tam ona söz verdim. Bak Dürdane bacım dedim. Dürdane Sancaktar selam olsun. Hepinize iyi tatiller olsun. Ben dedim 15 dakikayı geçirmiyorum ama İzzet abinizi görüyorsunuz. Yine aynı şeyleri söylüyor. İnşallah hükümetimiz kaldığım yerde devam edeyim. %120 arasında bir fiyat verirse üreticiler memnun olur. Ama 80-90 verirse, ki ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü hükümet bence 100-120, 110 vermeyecek, veremez de. Çünkü diyecek ki biliyorsunuz ortam zaten Türkiye'mizin hali kötü. 11 ilde deprem felaket. Allah'ım kimseye bir daha göstermesin. Olması nedeniyle Türkiye'nin bütçesi şu anda zayıf. O nedenle biraz sanıyorum fındıkta da biraz fiyatı aşağıya alacaktır. Zaten biliyorsunuz emeklilere de bu nedenle bize fazla bir zam veremedi. Fazla bir zam değil yani, ona adına zam denilmez. Hele hele başka SSK ve bağkurlara hiç verilmedi. SSK'lara biraz yansıdı ama bağkurlara hiç yansımadı. Anlattığım gibi kök bağışları 5,5 olduğu için %25 onlara yansımıyor. Bize de %25 yansısa bile bir şey ifade etmiyor. O nedenle tekrar söylüyorum, en yakın zamanda 1-2 ay içinde ek bir zam vermezse hükümet bu emekliler yılbaşını getiremez. Nokta. Evet Şükran, şimdi sen konuşabilirsin. Başka var mı diyeceğim. İçimden yani söyleyeyim daha. Konu fındık, konu emekliler. Tamam evet. Ama iki önemli videodur. Önemli konu bunlar. Çok i̇ki önemli bunlar. Aynı şeylerden vallahi bahsettin. Valla lak luk lak 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 olmuyor. Bu insanların dertleri var. Bu insanların içi yanıyor. Bu insanlar geçim düşünüyor. Bu insanların emeklilikte maaşından başka hiçbir geliri yok. Bunları vereceksin ki insanlar gül gibi geçinsin, mutlu geçinsin. Yani böğün yarın seçim olduğu zaman da emekliye bana oy attın mı, atmadın mı hesabını yapmasın. Niye yapacağım? Sen diyeceksin ki kardeşim ben sana şunları yaptım. Ben de senden oyumu bekliyorum diyeceksin. Bu şartlar altında zor kardeşim. Açık ve netçe söylüyorum. Ben zor durumdaysam, günü geldiği zaman ben de zor duruma insanları düşürmeye çalışırım. Ne ekersen onu biçersin. Yaptığın seyyanen zamı devlet memuru çalışana, devlet memuru emeklisine de niye yapmadın seyyanen zamı? En çok gücüme giden bura. Bu zamana kadar tüm hükümetler, en fakir hükümetler,
koalisyon hükümetleri, 8 ay, 9 aylık hükümetler bile yapmıştır bu zamana kadar memura verileni, emekli memura da vermiştir. Tek kendi adıma konuşmuyorum. Tüm emekliler adına konuşuyorum ama burada çok ayrımcılık oldu. Çünkü memura verilen otomatikmen emekli memura da verilmesi lazım. Çünkü çalışan memurun biz abisiyiz. Biz onların baba vekilleriyiz. Bizden boşalan yerlere onlar oturdu. Ben emekli olmasam, devlet memuru, yeni memur oraya oturabilir mi? Oturamaz. Demek ki ben önünü açmışım ki abisi olarak ben yoruldum artık sen gel sen çalış demişim. Öyleyse ona verilen hak, hukuk bana da verilmesi gerekirdi. Burada bir ufak değil bayağı büyük bir ayrımcılık ve yoksanlık var. Ben şöyle resmen emekliler ölüme sevk edildi. 6 ay yaşarsa mucize. 6 ay yaşarsa emekliler mucize yani. Hiç bu zamana kadar bu konularda isyan etmedim arkadaşlar. Olsun. Dikkat edersiniz. Yani ben... Bu yani bir kışkırtma değil. Hayır. Yanlış anlaşılmasın. Tenkit etme de değil. Hakaret de yok. Aşağılama da yok. Kesinlikle küçümseme de yok. İsyan herkes, hiç değil. Herkes gibi emekliler, emekli olduğu için eşim tüm emekliler gibi. O da mağduriyetini dile getirmeye çalışıyor. Bitti. Noksanlık beyanı. Burada bir hata var diyorum. Ben bunu ben söylemiyorum ki. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Tek ben söylemiş olsam yani, hadi neyse. Sana ne oldu İzzet Bey diyebilirsiniz. Tamam. Yani kanal sahibiyiz diye bizim de her şey lay lay lom, güllük, gülistanlık gösteremeyiz. Bizim de zorlandığımız yerler var. Bizim de herkes gibi, her insan gibi olmasını istediğimiz, geçim sıkıntısı yaşadığımız konular var. Biz göründüğü gibi böyle tuzu kuru insanlar değiliz. Biz orta gelirliyiz. Geçmişimizde hayır. Biz düşük gelirliydik. Evimiz yoktu, arabamız yoktu. Şu anda evimiz tamam, başımıza almışız. İyi ki evimiz var Allah'a şükür. Allah'a çok şükür olsun. Çocuklarımızı üniversitede okutmuşuz, evlendirmişiz. Bir tane daha bekar oğlum var. Allah izin verirse sırada ona da gelecek. İşte evimizde geçinmeye çalışan bir aileyiz. Bizim böyle bir huzuri bir masrafımız da yok. Benzine zam, biz şehir merkezine gidiyoruz geliyoruz. 100 TL'ye gidip geliyoruz. Bir normal bir vatandaş kartsız olduğum için dolmuşa binmiş olsam şu anda belediye dolmuşları 20 TL. 18 TL. 2 kişi 36. Kart, 36'da geliş evet, 72. Kartım yok. Kartım devamlı bilmediğim için kart çıkarmadım. Eşim bilmiyorum. 65 yaş üstü benimki bedava. Ama ben tabii henüz çıkarmadım. Biz ailece arabaya şehir merkezinden ileriye geçemiyoruz. Neden? Benzin, gaz almış başını gidiyor. 65 yaş üstüne bedava olmayacakmış artık. O da mı olmayacaktı? Olabilir kızım. Onu diyorum da diyorum. Olabilir. O da paralı olabilir. Tamam. Şimdi tam darbeyi vurdular ki. Şimdi bak kızım. 65 yaş üstü daha bundan sonra hiç yaşamasın. Ama şimdi bir dakika. Defne'nin dediği olabilir. Çünkü neden biliyor musunuz kardeşlerim? Bak bu konuda onu hemen bir cevap vereyim. 65 yaş üstüne bedava kart çıkıyor. Yaşlı diye. Ancak öyle bir yaşlılar var ki. Adam arabaya biniyor. Bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Yani adamın işi gücü yok, geziyor. Tamam, emeklileri savunuyoruz ama böyle emekliler de emeklilerin hakkına giriyorlar. Evet. Nice emeklilerimiz var. Onlar bindiği zaman herkes ayakta kalıyor. Yaşlı diye yer veriliyor. Ne oluyor o zaman? Siz huzurlu yere yer kapmış oluyorsunuz. Gezmeye gidiyor yani. İşi gücü yok emeklinin. Herhalde karısı gücü yok. Dolmuşa biniyor. Nasıl olsa geziyor yani. Geziyor. Dolmuştan geziyor. Bir istasyondan son istasyona kadar ordu turu yapıyor. Evet. Olmaz. Oradan iniyor öbürüne biniyor. Öbüründen iniyor ona biniyor. Akşam ediyor. Adam gidiyor evine akşam yatıyor aşağı. Ya öyle de olmaz kardeşim. Bedava diye sen bu oyuna işgal edemezsin ki bir kişilik yeri ya. O yönden Defne'nin dediği olabilir yani. Olabilir. Defne çok güzel bir konuya değindi. Evet, dolayısıyla arkadaşlar ortam o kadar pahalı ki. Bakınız bir fasulye 45 lira bir kilo. Şarkısı bir var. Şarkılara konu olmuş. Bu fasulye 7,5 lira diyor. Kardeşim ne 7,5 lirası? Bu fasulye 10 sene evveldi. 7,5 liraya fasulye mi olur? Kaç sene önce annem zamanında bile bu kadar ucuz fasulye bulamadık. Yani 40 TL'ye bir fasulye, bir tencere yemeği bir kalabalık aile ne bileyim ki bir kilo fasulyeyle doysun kalksın. Domates kaç lira? 25-30 lira. İzle sen daha yakınsın. Fasulye dibini alabilir. Karıştırayım. Bir karıştırıver. Tekrar ağzını kapat.
Kısık ateşte olduğu için suyun tamamen salması lazım. Şimdi benim elimde el işim var. Kalkıp gidene kadar İzzet karıştırsın gelsin. Hayat çok zor. Geçim çok zor. İşte bu gibi konulara değinmek lazım. Fındık 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 tamam. Bu kadar emeğimizin karşılığını eşim topladı. Kova hastası olduğu halde bakalım kaç lira verecekler. Bir Antep fıstığı 100 TL'yi aşmış. 180 TL mi diyorlar kaç lira kilosu. Badem o kadar pahalıyken. Fıstık normal fıstık bile tuzlu fıstık o kadar pahalıyken. Düşünün yani. Düşünün yani bir fındığın kilosu yani diğerleri 100 TL'yi aşmış. 100 tamam 100 TL diyorsunuz ama ben hiçbir zaman devletin verdiği fiyattan biz fındık vermedik. Ordu'da yaşıyoruz. Herkes tüccarlara götürüyoruz fındığı. Tüccarlar bize 100 TL dediyse 70 TL'ye veriyorlar. Bunu araştırmak lazım. Bu yani 100 TL diyor devlet biz aşağı veriyoruz. Tamam şu anda 100 TL'ye verilecek diyorlar ama İzzet Bey daha iyisini bilir bu konuda. Daha yakından takip ediyor haberleri. Zannımca 75 TL'ye bile almayacaklar. Ben de böyle işte eşim fındıkta çalışırken Defne ile beraber zamanımızı ben havlu kenarı yaparak geçiyorum. Evde işime faydalı olabilmek adına bir elin nesi var iki elin sesi var. Yıllardır böyleyim. Ben ilk defa yapmıyorum ki. Ben evlendiğim günden beri, bekarlığımdan beri dışarıya el işi yapıyorum ben. Alışmışım, duramıyorum. Bir şeyler üretmem gerekiyor. Hatta bu kanalı açarken bile edindiğim bilgileri sizlerle paylaşıp, yani her şeyden önemlisi dostluk ama gelir kazanmak amacıyla açtım. Hiç kimse demesin ki ben gelir kazanmak için açmadım, zevk için açtım dese inanmam. Bu bir yalan. Ben de inanmam. İnanmam. Doğrudur. Aynen geçim için veya evet. Bir gelir için açmıştır. Eşime faydalı olmak, evime faydalı olmak, çoluğuma çocuğuma faydalı olmak adına. İlk oğlumu Erdi'yi ben oya paralarıyla okuttum. Hatta. Doğru. Oya paralarıyla okuttum. Eşimin parası olmadığı zamanları bana oya parası geliyordu. Hızır gibi yetişiyordu. Al gönder oğluma. Oğlum hatta bana telefon açardı. Anne bana şu kadar para gönderebilir misin? Babama söyle derdi. Eğer babasına telefon açsa babası itiraz ederdi. Yok derdi. Çocuklar da yok kelimesini görmek istemiyorlar. Onlar istiyor ki hep güllük, ginistanlık, bolluk içinde yaşayalım. Hiç darlanmayalım. Babam böyle konuşmasın istiyorlar. Ama tek maaşla geçinen bir memur ailesiyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekir. Ayağımızı yorganımıza göre zaten uzattık. Uzatmasaydık biz bu seviyeye zaten gelemezdik. Nasıl geldik? Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak geldik. İdaremi bilmeseydim tek maaşa ben bir ev sahibi olamazdım. Tamam bu evi aldığımızda ev eskiydi. 20 yıllık evdi. Şu anda bu ev 40 yıllık bir ev. Düşünebiliyor musunuz? 19 yıldır içinde oturuyoruz. Azar azar. Sırayla yaptırdık her şeyi. Gene el işi paramın bile etkisi var bu evin içinde. Bir pencereyi el işi paramı aldığım günü yaptırdım. Oradan başladım pencere Pimapen yaptırmaya. O gün el işi paramı almıştım. Bayağı toplu bir paraydı. Götürdük Pimapen'e koyduk. İlk başlangıcı ben yapıyorum. Eşim devamını getiriyordu. Ben elimde para olduğu zaman İzzet mesela arka balkonu kapattıralım. Bu kadar param var. Gel taksite bağlatalım. Hep böyle yaptık. Taksit taksit geldik bu seviyeye. Taksit taksit bu evi yaptırdık. 27,5 TL'ye aldığımız emekli parası, 24 TL para aldı emekli parası eşi. O zamanın parasıyla şimdi üzerine de 7 TL'ye kadar bankadan çektik, kredi olarak çektik. O zamanları ve azar azar ödedik. Tamam kayınvalidem yaşıyordu, onun da çok faydası oldu bu eve. Eğer kayınvalidem olmasaydı biz bu evi alamazdık da yaptıramazdık da. Kadındır ev yapar, kadındır ev yıkar. Bu yaşa gelmişim, benim yaşımdaki kadınların mesela emekli olmuş eşi, emekli parasını gitmişler tatillerde orada burada handa yemişler, kumda oynamışlar. Ben gezmedim, ben restoranlarda yemedim, ben eğlencelere paralı gitmedim. Ben paralı eğlencelere hayatta gitmem, tatillere bile gitmedim. Ben tatili ne zaman gördüm? Gelinim beni Çeşme, Termal, Yunus Otel'e götürdüğü günü gördüm. 3 gün orada tatil yaptık ben. İlk tatilimdir. Allah razı olsun gelinimden de oğlumdan da. İkinci tatili nerede gördüm? Ben her zaman ne diyordum? Ben hiç tatil yapmadım diyordum videolarda. Sesimi duymuş Bircan ve Filiz kızım. ABZ Rumuzlu. Onlar beni gönderdiler Antalya'ya. Düşünebiliyor musunuz?
En lüks otelde ömrümde hiç yaşamadığım günleri gördüm onların sayesinde. O yüzden ben onlara dünyayı yapsam gene de haklarının altından çıkamam. Bize çok iyilik yaptılar. Demek ki Allah'ın iyi kuluymuşum ki Allah benim karşıma çıkardı böyle iyi insanları. Allah sizden de razı olsun ki benim videolarımı izlediniz, bana videoları izleyerek de, yorum yazarak da hepiniz destek oldunuz. Tek maddiyat değildir. İnsanlık çok önemli, merhamet çok önemli. Bana acıyıp burada Şükran ablama bir nebze de olsa destek yorumu yapalım deyip de yorumlara yazana ellerinize Allah'ım dert göstermesin. Allah'ım her derdinize derman versin. Ben sizlerin hakkında ödeyemem asla. Asla ödeyemem. Ama gerçekten benim şu anda YouTube'da olma sebebim sizlersiniz ve Bircan ve Filiz kızımdır. Onlar sayesinde, sizlerin sayesinde ben YouTube'dayım. Yoksa ben mesela her danki teşekkürlere sürekli bana gönderen Bircan kızım, ABZ Rumuzlu kızım, Allah razı olsun. Onun sayesinde ben bu evin eşyalarını ödüyorum. Yoksa taksitimi ben Evkur'dan buraya güvenerek aldım. YouTube'dan kazancımla aldım. Yaz günleri düşük oluyor izlenmeler. O yüzden bana yardımcı oluyor. Allah ne muradı varsa versin inşallah. Onun sayesinde ben evimin eşyalarını ödüyorum. Allah'ın birini bin etsin. Bircan kızıma özellikle diyorum, ona çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Ömrüm yettiği sürece, şu gözlerim gördüğü müddetçe çoluğuna çocuğuna da ben çeyizini yapmak isterim. Allah'ım yeter ki o günleri göstersin. Bana çok teşekkür ederim. Yüreği güzel, merhametli canım kızım. Ayrıca ve ayrıca size de çok teşekkür ederim. Bana destek yorumları yapıp izleyip destek verdiğiniz için, şu yaz günlerinde görüntülemelerin az olduğu günlerde bana yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkürler. Evet, kapanışı yapalım. Defne Hanım yapsın kapanışı. İnşallah videomuzu severek ve beğenerek izlemiştirsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşundaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizi çok çok seviyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kalplerimi de gönderiyorum. Kalpler de geldi Defne Hanım'dan. ben de içimi döktüm. Söylemek istediklerimi söyledim. Söz sırası şimdi eşime geldi. Tabii eşimin lafı sözü bitmez. Gene aklında takılan konular vardır. Sizlere söylesin bakalım ne diyecek. El işiyi de şöyle bir kenara kapatıp kapanışı da yapalım. Bu saatten sonra İzzet Bey suyunu çekmiş mi yemek? Yok, normal şu an az suyu yok. Az, çok az. O suyu çektiği zaman hemen sıcak su koyalım. Evet, 5-10 dakika sonra tamam. Çünkü fasulye kuru bir sebzedir. Fazla sulu değildir. Soğan ve domates sayesinde orada sulanır. Kendi suyuyla pişen yemekler daha lezzetli olur. Evet İzzet Bey, söz sırası sende. Şimdi konuşabilirsin rahat rahat. Evet değerli kardeşlerim. Şükran demin anlattı. Boş durmayın. Boş durun, Allah sevmezmiş. Hakikaten Şükran'ın bu eve çok katkısı var. Çok büyük emeği var. Onun da dediği gibi bana kalsaydı ben bu evi de alamazdım. Almazdım da. Ya kendimi methetmiş gibi olmadı. İtiraf edeyim yani. Alamazdım veya almazdım. Bir kötü alışkanlığım bekarlığımdan beri olmadı, olmayacaktı. Evet. Asla. Aldığım toplu ikramiye yetmedi bu evi alırken, doğrudur. İki kefille, çalışan iki kefille. Şu yüzüğümü bile sattım. Evet. Biriktirdiğim ufak tefek altınlarım vardı. Kirada dururken elime geçen el işi paralarıyla eşimin bana verdiği pazar paralarından artırarak ufak tefek küçük küçük altınlarım vardı. O altınlarımı da kattım üstüne. Bu evi aldık. İki kefille kredi çekerek üstünü tamamladık, aldık. Allah razı olsun çalışan arkadaşlarımız halen de. Birisi halen görevde, diğeri emekli oldu. Onlardan da Allah razı olsun. Biliyorsunuz herkes herkese kefil olmuyor. Kefil ne demek? Ben ödemezse İzzet Bey, ben ödeyeceğim demektir. Yani sen ödemezsen kefil ödeyecek demektir. Onun için şu anda Türkiye'de, yani ortamda herkes herkese kefil olma ihtimali zayıf. Eskiden biraz daha iyiydi. Şu yastığı alabilir miyim? Şimdi güven... Ortadaki güven biraz kalktı arkadaşlar. Zaman daha insanların kendine, kimseye güveni yok zaten. Güveni kalmıyor. Ortalık bayağı bozuk. Evet. Kimse yanlış anlamasın ama maalesef millet hep menfaat. Doğru. Herkes kendini düşünür hale geldi. Evet. Kimse kimseyi düşünmüyor ki kefil olsun. Herkes kendini düşünüyor.
kendini düşünmek de zorunda. Bu hayat pahalılığında. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'ımıza bin şükürler. Eşimin desteğiyle, eşimin tavsiyesi üzerine ben bu evi aldık, almış bulduk. Hakikaten iyi ki de zamanla almışız. Kira vermiş olsaydık ne olacaktı, ne yapacaktık? Bir kiralar olmuş Ordu'da ya 5 milyon, 6 milyondan aşağı, 1000 liradan aşağı kira yok. Bir dakika, şöyle diyeyim, haram para katmadık. Asla helal parayla aldığımız halde bu bir şikayet değildir, sadece sitemdir. Yaşımız gereği bizi evimizde huzurlu oturtmuyorlar. Soru işareti kalıyor burada. Neden? Neden acaba? Çalış senin de olsun. Yani bazı insanlar var, konuşurken neyin konuştuğunu bilmiyorlar. Yani bir derdimizi anlatmaya kalksak kiracı diye, kiracı bile affedersin kimse yanlış anlamasın, kiracıları küçümsemiyoruz. Adam bana bir laf söylüyor ama ağzının payını da o zaman ben verince de izzet sinirli diyorlar. Beğenmiyorsan sat git, duramıyorsan sat git. Ya ben niye satayım evimi? Sen kiracısın, sen git başka yere, beni rahatsız etme. O zaman diyorlar ki küçük görüyor bizi diyorlar. Hak et diyor, ben hak ediyor, lafı edeyim. Hak ediyor. Sen bu lafı söylerken sen git, ben bu evi yaptırırken sen benim yanımdaydın. Sen için ben ev mi satacağım, ben sen kimsin? Ben bu evi saçımı süpürge ettim, ben bu evi yaptıracağım diye ne diyeyim sana? Hastalıklara kaldım, dertlere kaldım. Ya bundan sonra evimde bizi rahat ettirin, huzurlu ettirin. Yani bizi şöyle, rahatsız etmek şöyle için düşünelim. Uğraşmayın. Bizim de torunumuz var. Şunu da var. Bilin ki siz ne yaparsanız yapın bizi buradan gönderemeyeceksiniz. Kendiniz gideceksiniz. Siz gideceksiniz. Herkes içtiği kuyuya günün birinde düşecektir. Yani şunu demek istiyorum. O zaman sen de kendine güven, bir ev al, yapabiliyor musun bakalım, alabiliyor musun bakalım? Öyle baba parasıyla ver yurt satmayla ev alın diye. Çalış, bu yaşam şartlarında bir ev sahibi olmak imkansız artık. Benim çocuğum, torunum bak Defne hep anneannesinin yanındadır ve hiçbir zaman da tek yine dışarı bile çıkmaz. Koskoca Defne yaşında, bakın koskoca Defne yaşındaki kızlar kapıya çıkıp nispeti alem için, bizim için, bize nispet için top ellerinde inadına ses yapıyorlar ki rahatsız olsunlar da gitsinler diye. Çünkü bir defa dedik ya biz rahatsız oluyoruz abi, evet. Şurada oynayın dedik ya. İşte orada evet. Diyor ki şimdi annesi de... Demek ki rahatsız oluyorlar diyor. Orada oynamayın, öyle orada yapın diyor, öyle yapın diyor. Ben şahsen biri rahatsız olsa ben kat diyen çocuğuma o hareketi yaptırmam. Ben de yapmam. Ben şunu beklerim anne babadan, özellikle anneden. Kızım, rahatsız olan aile varsa, var... Ki söylüyorlarsa sakın ha, şurada oynayın, rahatsız etmeyin kimseyi, aman ha demesi lazım ki. Rahatsız oluyorsa olsunlar, orada oynayacaksınız, satsın gitsinler. Hayırdır ya, sen kimsin? Sen ağzıyla ben evimi satacağım. Ben boya yaptıracağım diye. Senin çocuğun öbür tarafta oynayacak, bu kadar basit. Senin dolduruşuna, tahriklerine gelip de bu evi satacak kadar zayıf karakterli birisi değil. Benimle mi kazandın? Evet değerli arkadaşlar. Bu diyen kişiye sesleniyorum. Siz üzerinize alamayın. Evet. Kesinlikle size değil. Ben sizin tahriklerinize, tuzaklarınıza gelip de bunca çile çekip de bu evi bu hale getirene kadar alnımın teri patladı ya. Sen benim yanımda mıydın? Ben bu evi yaptırırken benim baba parası yemedim. Ana parası yemedim. Kayınvalidemin parasını yedim. Allah razı olsun ondan. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yatsın inşallah. Tek kayınvalidemden ben fayda gördüm. Ben kaynanamın hazır evine de oturmadım. Şimdiki gelinler ne yapıyor? Anne baba çalışıyor. Ha diyor gel otur diyor. Gelinlerini oturtturuyorlar oraya. İzzet çektiyse az bir şey su koy hayatım. Ondan sonra hazıra oturuyorlar. Hazır yapılmış daireye oturtturuyorlar gelinlerini. Evet. Biz ana baba evine oturmadık. Ben evlendiğimde evim yoktu. Ben 8 sene 9 sene kiralarda durdum. Kirada ben de durdum. Ben kiracının derdini anlamazsam, kiracı ev sahibinin derdini anlamamazlıktan gelmesin. Biz ne çilelerle aldık bu evi. Aldığımda hiç güzel değildi. 20 yıllık evdi, şimdi 40 yıllık ev oldu. Hala da uğraşıyoruz, hala da bitmiyor dertler. Ama tükenmişlik var. Böyle bir şey olsa, evde böyle bir arıza olsa artık daha gücümüz kalmadı yaptırmaya. Allah göstermesin. Allah herkese... İyi insanlarla karşılaşırsın. Devamlı söylüyoruz bunu kardeşlerim, biliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Kim bizim için ne düşünüyorsa Rabbim ona bin katını versin. İyilikse bin katını, kötülükse de bin katını versin. Bu bir beddua değildir. Sadece içimizdeki gelen şeyi söylüyoruz.
Konudan konuya atladık. Evet. Haklısınız. Aranıza diyenler olabilir. O konudan bu konuya, fındıktan şuna buna, el işiden, geçimden. Ama bizim yaşımız gereği dolmuşluğumuz var. Kameraya geçince biz de içimizi dökmeye çalışıyoruz. Bak işte ben de açıldım açılabilene kadar. Bir dahaki videoda belki tek olarak bunu yayınlayacaktık ama bayağı bir uzun bir video olacak. Sizler rica ediyorsunuz kısa olsun diyorsunuz ama çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Defne de kapanışı yaptı. İzzet Bey de yapsın. Ve bu konuyu burada kapatalım. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Herkes ne ekerse onu biçer. Rüzgar ekersen fırtına biçersin. Onun için ben tavsiyem rüzgar ekme, fırtına da biçme. Sizlere Karadeniz Ordu'dan en derin saygılarımı ve hürmetlerimi bildiriyorum. Eşime kolay gelsin tekrar diyorum. Bayağı zahmetli ve işi bayağı zor. Ama o seviyor. Ben seviyorum, zevkle yapıyorum. Herkesin bir hobisi olur ya. İşte onun gibi. Bu nedenle, ucunda para olduğu için değil. Ben hediye de yapıyorum asla, bunu. Asla. Bana mesela 10 tane sipariş gelse 2 tane hediye yapıyorum. Ben sevdiğim insana, benim için el pençe divan duran, saygılı olan, benim dünyamda benim ne eksiğim varsa, uzaklardan beni görmediği halde, beni hiç yüz yüze gelip de konuşmadığı halde, sadece videolardan bize güvenip de maddi manevi yardım yapan, destek olan, yaşı küçük evladım yaşında olan insanlar gerçekten daha fazlasını hak ediyor. Ne yapsak daha fazlasını hak ediyor. Evet, daha ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Özellikle sizlere söylüyorum kızlarım. Sizin iyilikleriniz bizim gönlümüzde. Biz toprağa gidene kadar da böyle kalacaktır. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesiniz. Bize güvendiniz. Hatta gönderiyor bana el işi parasını. Fazla ben gönderme dediğim halde ben zaten hediye yaptım ona. Hediye yaptım daha fazlasını istediği için. Allah iyi günlerde kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Bir can kızımı, ailesine Allah'ım sevdikleriyle beraber uzun ömürler versin. Filiz kızıma da Atabeyim'in de sünnet düğününü buradan kutlarım. Ben de isterdim gelmeyi, görmeyi ama uzak, çok uzak. Uşağa selam olsun. Filiz kızımın ailesine de selam olsun. Allah'ım damatlıklarını da göstersin. Amin. Hayırlı, başarılı ömürler versin. Fircan, Bircan, Filiz kızım, Aynur kızımın evlatlarına da, kendilerine de Allah'ım hayırlı evlatlar versin. Hamidiye bacıma da Allah'ım daha nice günler göstersin. Hamidiye bacım Filiz ve Bircan kızımın annesi. Ona da Allah'ım torunlarından daha da çok torun göstersin. Torunlarının torununu göstersin. Allah'ım uzun ömürler versin inşallah. Diyerek bugünkü videoyu tamamlayalım. Benden de Hamidiye bacım, Bircan kızım, Filiz kızım, Nuray bacım, Nurcan mı diye ablasının ismi? Bircan'ın. Aynur Hanım. Kusura bakma Aynur bacım, sana da selamlar. İsimlerini bazen karıştırıyoruz. Uzun zamanlar oldu. İsimler yorumlar okuduğunca insanın beyni de karışıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönülden desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Allah razı olsun. Sizlere şükranın bir iki emeği vardır ama ne yapsa bu emeğin karşılığı... Hakkınızı helal edin. Ay asla hakkınızı ödeyemeyiz. Hepiniz hakkınızı ama helal edin. Ama orduda bir abiniz, bir baba vekiliniz, bir kardeşiniz olduğunu asla unutmayın. Tüm takipçilerimiz, sizler de aynı duyguları sizlere de söylüyorum. Ayrım yok. Ancak onlar bizim için biliyorsunuz bir evlat gibiler. Çok sağ olsunlar. Bize maddi manevi kanalımızda ve şahsımızda desteklerini hiç bir zaman esirgemedi. Şükran'ın da dediği gibi ilk tatilimizi Filiz kızım tatili yaptırmıştı. İzmir Çeşme'de oğlumuz yaptırmıştı ilk tatilimizi. Evet. Ondan sonra ikinci tatili biz hayatımızda daha bu tatil bize hakikaten değişik bir tatil. İlk kez oldu. Kaç yıllar sonra. Görmediğim günleri gösterdiniz. Adrasan'da, Allah razı olsun. Antalya'da yaptığımız tatili hiç unutmuyorum. Ne oteldi yani? Klados oteldi. Klados oteldi. Orada. Hatta bir haftaya yakın tatil yaptık. 2-3 günlüğüne gittik. Allah razı olsun. Gittik gene uzattılar orada tatilimizi. Çok güzel günler geçirdik. Allah o nedenle biz unutamayız, unutmayacağız evet. Da. Kimse de unutturmaya çalışmasın. Bizim gönlümüzdesiniz, bizim kalbimizdesiniz. Hepinizin yerleri bizim içimizde ayrıdır. O nedenle tekrar sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.
Allah'ım, kollarım da böyle kısa ama kusura bakmayın. Allah, çok sıcak. Allah'ım yolunuzu, izninizi açık etsin. Çocuğunuzun, Filiz kızım sünneti de şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım ileride damatlıklara, askerliklere nasip eylesin. Bircan kızıma da hayırlı yolculuklar dilerim. Türkiye'ye gelecek. O da gelecek tabii ki sünnet düğününe. Bircan kızım, senin yaptığım hediyeler ve sipariş verdiklerin hepsi hazır. Bu sonuncu elimde, fazla fazla yaptım. İstediğinden de daha fazla oldu. Güle güle kullan, iyi günlerde kullan. Şimdi dördüncüsünü başlayacağım. Ne yapsak azdır ama ha. Evet, ne yapsak vaktim azdır. Olsa daha da çok yaparım. Sen çabuk, Türkiye'ye geleceğin için ve çabuk döneceğin için önce seninkilere öncelik verdim. Aynur kızımınkine şimdi devam edeceğim. Yapabilirsen Filiz kızıma da ve annene de yapıp göndermeye çalışacağım. Sen Almanya'ya dönene kadar seninki hazır. Ama Hamidiye bacımın ne zaman gideceğini bilmiyorum. Bana gününü, saatini söylerseniz ona göre yapacağım. Filiz kızıma, Hamidiye bacımı ona göre yapıp onlar Almanya'ya dönmeden onlara da hediye göndermek istiyorum. Buradan da duyurulur. Aynur kızımınkini de dördüncüyü yarın başlayacağım. 3 tane bitti. Dördüncüyü başlayacağım ve 10 tane yapacağım. Ayrıca zamanım olursa ona da hediye yapacağım. 10 tane sipariş verdiği için. En kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bircan kızım yolun açık olsun. Benim değerli YouTube ailem, sizlerin de yolu açık olsun. Her kim gurbette, Almanya'dan gurbete geliyorsa Allah'ım güzel günler geçirmek nasip etsin vatanımızda. Hayırlısıyla vatanınıza, Almanya'ya dönmek nasip etsin. Gurbetçi bacılarıma da hepinize hayırlı yolculuklar dilerim. Hayırlı günler dilerim. Tatilleriniz güzel geçsin, hayırlı geçsin. Çoğunuz tatildesiniz. O yüzden izlenmeler düştü tatilde olduğumuz için, internetsizlikten dolayı oluyor. Yaz döneminde genelde oluyor. Kışın iyi seyrediliyor ama yazın herkes dışarıda, tatillerde olduğu için hiç önemli değil benim için. Ben zaten YouTube'dan az kazanıyorum ve günlük hayatta ben YouTube'dan başka kazançlarım da var. Onu da söyleyeyim sizlere. El işi de yapıyorum. Onlar bana zaten yetiyor. Allah gözlerime sağlık versin. Amin. Yeter ki. Hiçbir şey para değil. Önemli olan sağlık. Ama para da önemli. Çok önemli. Allah'ım hepimize geçinebileceğimiz kadar, sağlığımızın yettiği kadar para kazanmak nasip etsin. İnşallah. Amin. Yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çoktandır sizi öpmedim. Kalpler gelsin. Kalpler. Defne'den. Kocaman öptüm. Benim değerli kızlarım, bacılarım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.